Hocam, derbi haftasını oynadık. Maç sonu beraber böyle hastaydık. Evet. Şimdi biraz daha teknik anlamda, biraz daha sen izlemişsindir, tekrar izlemişsindir eminim ki. Baktım. Baktın tabii ki hocam. Notlarımı bir gözden Oradan anlamlı ya. bir takım e, Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da yapmak istedikleri, yapamadıkları, düşündükleri. Oradan çıkarımlarla biraz konuşmak istedim ama lütfen izin verirsen Galatasaray Beşiktaş'ı böyle ayrı ayrı konuşursak. Tabii. Önce bence e, ev sahibi Beşiktaş'tan başlayalım. Tamam. Ne yapmak istedi? Derken ikinci dakikada gol bitti. 1-0'dan Hı -hı. sonra ne yapabilirdi? Hı -hı. E, ondan sonraki 90 dakikasını bir değerlendirirsen. Çünkü... ...bazı demeçlerde, teknik adam demeçlerinde, Beşiktaş için söylüyorum Fernand Santos'un... ...oyuncuların maç sonu demeçlerinde... ...şöyle bir algı, onlar tarafından onu söyleyeyim... ...golden sonra maçı ele aldığını Beşiktaş'ın, özellikle ikinci yarı... Hı -hı. ...iyi oynadıklarını, pozisyon ettiklerini... E, ve bugünün oyun anlamında özellikle ikinci yarı galibi olduklarını ifade eden bu mealde bu hmm. anlamda bir takım demeçler oldu. Hmm. Bir kere buna katılır mısın? Veya bu demişlerin oyuna yansıması ne oldu Beşiktaş takımına? Hmm. Onu gösterebilir misin? Demeçlere tabii ki katılmıyorum. Hı hmm. hı. Beşiktaş iyi oynamadı. Galatasaray Beşiktaş'ın iyi oynadığını hissettirecek bir tuzakla çok akıllıca Beşiktaş'ı karşıladı al oyna. Oynayabiliyor muydu? Oynayamıyor Beşiktaş. Galatasaray... Şimdi... E, istatistiğe bakıyorum. Maçın bitiminde... Yani e, uzatmalarla Aynen. beraber... 98-99, yaklaşık 100 dakika oynanıyor maç. Ve... 2 dakikayı çıktık, işte 98 dakika kaldığını varsayalım. Rakip ceza sahasında toplu oynamalar 17'ye 21. Evet. Galatasaray lehine. Rakip ceza sahasına girişler. Galatasaray'ın gole ihtiyacı yok. Ama daha fazla 2. dakikadan beri yok. Evet. 98 dakika boyunca evet. yok toplamda ve topla oynama oranları da %52 Galatasaray lehine. Şimdi Beşiktaş Beşiktaş'ınki biraz kendini kandırmak. Oyuncuların ve hocanınki, antrenör rakibininki biraz o. hangi, hangi parametrelerle veya hangi argümanla veya hangi hisle bunu söy söylettirdi size bunu? Bunu söyleten tek şey rakibin Galatasaray olması. Yani çok güzel güzel cevap büyük hocam bir ürkme var. Galatasaray'dan büyük bir çekinme var. Onu görüyorum. Oraya koyuyor Galatasaray ee, değil mi? Çok yukarı koyuyor. Ee, evet arada 29-30 <laughs> puan fark var. Galatasaray'la arasında 29 puan var. Evet. Ama e, ondan daha büyük bir fark e, bu korkuyu veya bu ürkmeyi getirir. Hayır herhangi bir takımın 29 puan farkı olabilir. Hı hı. Ben de bunu söyleyeyim <laughs> izninle. Ama maçın önü tüpraş. ...stadındaysa evet. ve burada da Beşiktaş arması varsa, Türkiye şey için söylüyorum... Hı -hı. ...Türkiye Ligi misyonu için... Evet. ...hiçbir zaman 29 farklı bir oyun oynanmaz... ...iki takım arasında değil mi hocam? E doğru, kesinlikle öyle. Ama öyle gibi. Teknik adam bakışı öyleydi sanki. E, bunun bir sebebi... ...Galatasaray'dan çok korkma ürkmeyse bir tarafı kendine hiç güvenmeme... ...yani bu büyük ürkmenin ...arkasında ben bunu görüyorum. Yani tribündeki Beşiktaşlar, Beşiktaş'a güveniyor... ...orayı dolduruyor... ...maç öncesi koreografiler hazırlanıyor işte kendi aralarında yazışmalar yapıyorlar. Maça şöyle başlıyoruz diye. Beştaş taraftar da bir strateji geliştiriyor. Bir taktik düzenliyor. Onlar da son derece e, ofansiftir. bir tabii. Tabi. Beştaş taraftar zaten ofansiftir. Onlar ofansif bir strateji geliştiriyorlar. Türbün olarak. Ama Beşiktaş takımı kendisine oyuncularına türbünü güvendiği kadar güvenmemiş. Anladığım kadarıyla. Beştaş taraftarı da biliyor Galatasaray daha iyi takım. Tabii. Ama biz yapabiliriz. Biz de Beşiktaş'ız diyor. Beşiktaş'ın profesyonel futbol tarafı biz Beşiktaş'ız, yaparız demediği için bu hale geliyor. Bunu bir küçük örnekle söyleyeceğim. Maçtan 7 gün önce Galatasaray'ın rakibi Üstekte Rams Park'ta bin Galatasaraylının önünde Antalyaspor'du. Evet. Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Sergen Yalçın'ın takımı çıktı Antalyaspor kapatarak oynamaya çalıştı. Mustara'ya kadar bas baskıya gitti. 15-20 dakikada çok etkili oldu. ele almak odur. Tabii. Pozisyona girmek odur. Üstün olmak odur. Kaybetti maçı ama Antalya Spor yani Beşiktaş'a yakışacak şekilde kaybetti. Bir de Antalya Spor maç sonunda Sergen Yalçın böyle bir demeç verse haklı derdik. Bugün bugün diyebiliyor muyuz haklı? Yok. Diyemiyoruz. Onu diyemiyoruz. Evet. yani Beşiktaş çok kimlikli bir futbol oynamadı. E, o konuda bir yanılsama var. E, söylediğim gibi. Hem birazı Galatasaray'dan çok ürkmüş olmak... ...birazı kendine yeteri kadar güvenmemiş olmak. İkinci dakikada gelen golden sonra... ...Beşiktaş'ın birinci stratejisi çöpe gitti. Normalde ben 0-0 çok uzatmayı deneyeceğini düşünüyordum. Denediler ama olmadı. Sadece iki dakika sürdü. Duran topta da çok hatalar var. Bir de Beşiktaş'ın... Gösterirsen sevinirim. Beşiktaş şunu da unutmadım hocam sence... Evet, güç farkı var Beşiktaş'ta Galatasaray'da. Kalite farkı var. Bu farklarla Galatasaray'a geçip şampiyon olmanız zor. Hı hı. Ama Galatasaray'ı yenmeniz zor değil. Bunu unutuyor bazen teknik adamlar. Hı. Bakın ünvan kazanamayabilir Beşiktaş bu güç farkıyla. Hı hı. Ama Galatasaray'ı yenebilir. Doğru. Bir maçlık Tabii. hikayede yenebilir. Hatayı Hata yendiyse hı hı. değil mi hocam? Bir evet. kere bir tek hata yenildi. İşte beraber kalan takımlar olduysa hı hı. e Beşiktaş'ta inönü bütün 29 puan farkı hani, yenebilir. Bunu hı. oynamalıydı Beşiktaş. Benim eleştirim bu. Yoksa sonra şey dedim. İşte bir takım ben de eleştirel baktım Beşiktaş'ın <laughs> oyununa, kimliğine, kimliksiz oyununa eleştirel baktım. Haksızlık mı yapıyorum diye düşündüm. Yok, Ama hayır dedim kendi kendime sonra. Hikaye dönmedi. Şeyde bugüne kadar. Beşiktaş çok daha iyisini yapabilecekken denemedi bile. Üz Beşiktaş açısından üzücü olan o. Denemedi bile. Yani bir baskı kurmak, bir yüksek tempoya çıkmak, makul bir takım riskler almak. Bunların hiçbirini denemedi. Yavaş, ağır tehditkarlıktan son derece uzak. Savunma 400 hiçbir zaman evet. yaya kadar dahi gelmi, geleme işi, gelme işi. Gelme işi. Ee, çok sayıda söylenebilecek şey var. <laughs> Özür dilerim ama üzücü olsun da istemem. Ben Beşiktaş'ın bir kimlik erozyonunda olduğunu düşünüyorum. Ee, çıkar oynarsınız, kaybedersiniz. Ama Beşiktaş gibi kaybedersiniz. <laughs> Yakışan da budur. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynar ve evet, kaybeder. Beşiktaş gibi kaybetmek ne demektir? Her şey dener. Yüksek tempoya çıkar. Riskler alır. Risk aldığını türbünü hissettirir. Yani çok arzuladığını, çok istediğini hissettirir. Nasıl hemen o gelir türbün biliyor o musunuz? Türbün dalga dalga gelir. Evet, akın akın gelir. Ve sizden önce gider öbür kaleye. Bir kaleye. Yani bu, buradaki, bu türbündeki 15 bin kişi buraya, diğer türbündeki 15 bin karşılıklı kaleden kaleye gider gelirler yani. Evet. Beştaş taraftan ben de anlatmayayım. Tabii siz tabii. Zaman zaman türbünü da. sadece ee çok doğru bir tanımla değil seyirci değil. Taraftarla arasındaki <laughs> fark budur. Taraftar hakikaten o takım bir tarafı olarak evet. oyun içine girebilir. Sadece seyretmek ya seyretmez taraftar hocam. Doğru. Değil mi? Bazen taraftarla gidersiniz karşı kaleye. Doğru. Ama o etkileşim çok önemli tabii. Oyuncuda verecek hocam. Bak Galatasaray dediğiniz gibi Beşiktaş taraftarı çok hazır başladı maça. Ama düştü. Oyun da düşürdü onları biraz zaman zaman tribünden. Hocam e, tribün çok coşkulu oldu Eee değil. Yani kahramanca Denemeyi <laughs> talep ediyor türbün. İlla kazanacaksın demiyor. Değil mi? Değil mi? Yani Beşiktaş'ın mottosu o değil. Mesela Galatasaray'ın öyledir. Kazanacaksın. Mesela yani Fatih Hoca'nın meşhur videosu var ya. Tabii konsantrasyon kazanacaksın. Beşiktaş'ın mottosu o değildir. Beşiktaş'ın mottosu kahramanca denemektir. S Sonuç s ne çıkarsa çıksın alkışlayıp dönmektir. Hı.